Evet, sağlık vaktinde partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen karşımda ve sizlerden gelen mesajları kendisine iletmek istiyorum efendim. Protez çeşitleri nelerdir diye başlamak istiyorum. Tabii ki. Şimdi vücutta kullanılan aslında bizim kullandığımız bir sürü protezler var. Şimdi protez dediğimiz zaman mesela ortopedistler kalça protezi, diz protezi olarak kullanıyor. Mesela virologlar ya da bizler penis protezi olarak kullandığımız, bunlar genellikle sağlık amaçlı kullanılan protez çeşitleri. Fakat estetik amaçla kullandığımız protezler var ki bu halkımızın çok sık bildiği meme protezi mesela. Memeye konulan silikonlarla işte memeyi büyütme cerrahisi. Bu vücutta kullandığımız en sık yaptığımız operasyon işlemlerinden bir tanesi. Bu memeyi büyütmek için yapılan. Bunun dışında popoyu büyütmek için de protez kullanıyoruz. Hatta buna biz BBL diyoruz. Brazilian Butt Lift dediğimiz, yani popoyu büyütme, dikleştirme, sıkılaştırma cerrahisi. Özellikle yağ olmayan, hiç zayıf olan bireyler için çok sık tercih ettiğimiz. Ya da bir miktar yağ var ama hasta projeksiyon dediğimiz, yani dışa doğru çıkıntılı olarak poposunu daha güzel bir formda istiyorsa, bu tip hastalarda yine popo protezi yapabiliyoruz. Hatta popo proteziyle beraber yağ da koyabiliyoruz tabii ki. Bunun dışında calf dediğimiz, calf implantı, calf protezi dediğimiz baldır protezi. Özellikle o bacak, çarpık bacak deformitesi olan. Şimdi bacak estetiği dediğimiz çok önemli bir şey aslında. Sütun gibi bacaklar. Aslında bacaklarımız da vücudumuzun çok estetik bir ünitesi aslında. Tabii yani ki. Olay sadece yüzle, sadece göğüsle ya da popoyla bitmiyor. Böyle ince, güzel, düzgün bir bacak da hakikaten kişi için çok önemli bir kavram, çok önemli bir estetik ünite. Bu noktada eğer kişinin gerçekten o şekilde bir bacağı varsa, bacağın direkt olarak dizin altındaki kısmına protez yerleştiriyorsunuz ve böyle bacak çok daha düz, çok daha iyi bir şekilde duruyor. Kaymıyor mu? Hayır, kaymaz. Direktman kasın içine koyduğumuz bir işlem zaten. Ağrılı değil mi ya? Hayır, ağrılı değil ve çok da kolaydır ameliyatı ki ben Allah sık yaparım. Allah. Hakikaten böyle problem olan çok insan var. Nadir bir problem gibi görünse bile bu tip hastalar genellikle hiç kısa etek giymez, dar bir pantolon giymez, sürekli uzun uzun şeyler giyerler ki hiç belli olmasın, anlaşılmasın diyerek. Yani saklarlar daima. Nadir olmasına rağmen hakikaten böyle bir problem olan bir kişiye protez koyduğunuzda çok da kısa bir ameliyattır. 10-15 dakika içerisinde yaparsınız. Tabii. Ne kadar sürede peki kişi iyileşir ve ayağa kalkıp yürümeye yani başlar? Yani hasta aynı gün taburcu olur, ertesi gün işine başlar. Yani hiçbir şekilde bu tip yaptığımız bir ameliyat hastasının böyle kötü bir dönemi olduğunu hiç rastlamadım. Yani çok sık yaptığım bir işlem olduğu için. Vay canına. Ve çok da güzel oluyor. Hatta bu tip bacak protezi koyduğumuz hastalarımız, ben mesela ameliyatını yaparım, bir daha kontrole gelmezler. Bu hastayı bir daha görmezsiniz Allah bile. Allah Allah. O kadar şeydir. Yani şu kısma mı koyuyorsunuz? Evet, direkt olarak bacağın iç kısmına. Çünkü o bacaktır bunlar genellikle. Bacaklar çünkü ya o şeklinde ya X şeklinde olabiliyor. O şeklinde olan bacaklar ki çarpık bacak diyerek tabir edilen şey budur aslında. En sık evet. problem budur. Bu tip hastalardaki ana problem aslında kemik problemidir. Kemik deformitesidir ama kemikteki o açılanmayı düzeltmek için kemik osteotomileri dediğimiz, yani kemikleri kesip tekrar plaklamak, vidalamak, bu tabii hem zor hem meşakkatli hem de çok estetik bir işlem de yani hayati organları, yani büyük kemikleri böyle bir kesme işlemine tabi tutmak çok kötü bir şey. Sonuçta tabii. bu kişi eğer kemikle ilgili bir ameliyat olacak olsa 3 ay, 4 ay, belki 5 ay, 6 ay ki bir de iki bacakta olduğunu düşünürseniz ciddi bir sosyal hayattan tamamen uzaklaşmış olur. Oysa ki oraya kamuflaj dediğimiz, yani böyle bir protezi koyduğunuz zaman hasta 1-2 gün içerisinde normal yaşama dönecek kadar hızlı bir iyileşme ve ömür boyu da kalacak bir uygulamadan bahsediyorum. Yani çıkartmak zorunda değilsiniz, değiştirmek zorunda değilsiniz, herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Yani meme gibi değil, yani o açıdan çok etkili ve çok güzel bir yöntem. Yani vücutta kullandığımız aslında implantlar bunlar. Yine bununla beraber bazı insanların genetik olarak tek yumurtaları olabiliyor ya da yumurtaları alınmış olabiliyor. Erkekler için bahsedeyim. Erkekler için yumurta implantları ya da yumurta protezleri de vardır. Ah, gerçekten mi? Evet, yani çok enteresan konulardan bahsediyorum ama Allah hakikaten Allah. Yumurta İlk için kez kullanan duyuyorum evet, gerçekten bunları. Testis implantı diyoruz biz buna. Yani bayağı bunu da yaptıran var. Tabii ki.
Tabii ki. Şimdi düşünün, tek yumurtalığınız varsa ya da iki yumurtanız da olmayabilir. Bu özellikle inmemiş testis problemi olan kişilerde zamanla bu atrofiye doğuruyor zaten. Hı hı. Bu tip problem olan bir kişi hakikaten hani cinsel açıdan kendisini, yani orada iki tane yumurtası olması gereken tek yumurtalı ya da iki yumurtası olmayabilir. Bu kişi hakikaten rahatsız edici bir şey. Bu tip durumlarda testis implantları yapılabiliyor. Yani en sık kullanılan vücuttakiler bunlar. Okay. Bir de yüzde kullandığımız implantlar var. Mesela bunlar, yüz implantlarını da duymadım hocam. Evet, yüz implantları da yine sık yapılan işlemler. Özellikle yüz güzelleştirme cerrahisinde. Şimdi biz yüz için daima amacımız nedir? Altın oran ya da yüzdeki belli uyumu sağlayabilecek şekle getirmek. Yani bir insana neden güzel diyoruz? Aslında bir insana güzel demek sarışın olması, yeşil gözlü olması, mavi gözlü olması değil. Bir kişinin güzel olması, uyumlu olması, dengeli bir yüze sahip olması. Bunu aslında yüzde alanı 1/3, orta yüzü 1/3, alt yüzü 1/3 şeklinde fotoğrafını çekip eğer çizerseniz buradaki bir dengesizlik o kişiyi direkt olarak ya güzel ya da çirkin gösterir. Yani ideal yüz bunun tamamen uyum içinde olması. Hı hı. Yine dik çizgiler çekerseniz yüzü 5 bölüme bölebilirsiniz. Yine bir de derinlik oranı vardır. Yani yüzü aslında 3 boyutlu 3D bir çalışmayla, hı hı, değerlendirmek lazım. Yani bu aslında biraz teknolojik bir işlem, operasyon. Bu tip uygulamaları tabii yapmadan önce mutlaka özellikle yüzle ilgili işlemde 3 boyutlu tomografi çekilip o tomografi üzerinden yine sefirometrik analiz dediğimiz 2 boyutlu yine röntgenler, X-ray'ler çekip bunun üzerinde oranlar hesaplanıyor. Yani çenenin olması gereken noktası neresi? Çene küçük mü? Çene geride mi? Çene önde mi? Çene uzun mu? Çene kısa mı? Yani düşünün, çene, mesela alt çene için bahsedecek olursak, bu çenenin boyu, yüksekliği, derinliği, bütün bunları tespit etmiş oluyorsunuz. Ve buna uygun bir şekilde de en uygun çözüm eğer protezse, oraya bir küçük çene ucuna bir protez koyma şansınız var. Mesela günümüzde jawline dediğimiz şu çene köşeleri çok popüler biliyorsunuz. Hatta bununla ilgili bir sürü insan dolgular yaptırdı, dolgular yaptırdılar. Evet, herkesin suratı aynı artık. Evet, bu tabii ki yani şimdi bir erkek için okey. Erkekte bu çok güzel bir görüntü çünkü maskülen gösteriyor ama kadın yaptırınca jawline yapalım derken eğer dozunu kaçırırsanız maskülen oluyor. Evet, çok. Erkeksi oluyor. Yani çok, evet, daha çirkin bir görüntü. Yani bu köşeyi kabul edelim ama yani köşe olacak diye. Aslında o köşenin olması biraz da kemiksi olmasıyla alakalı. Hmm. Bu da zayıf olmakla da ilgili. Yani siz şişman bir insana oraya birazcık jawline yapacağım diye şişirmeye başlarsanız bu defa üstteki zaten doku kalın, çirkin bir görüntü olabiliyor. Ama gerçekten yapısal olarak eğer kişinin hakikaten buraları çok fazla basıksa, çok fazla inceyse, yani biz tamam V-shape yapacağız ama V-shape yaparken çok fazla V şeklindeyse, çok darsa alt çenesi, o zaman da ne yapıyoruz? Çene köşelerine de implant koyabiliyoruz. Yani sadece çene ucuna değil, çene köşelerine ya da M blok dediğimiz buradan başlayıp buraya kadar uzayacak şekilde bir implant koymak mümkün. İmplantı neden yaparız ve nasıl yaparız? İmplant eğer çiğneme, ısırımla ilgili bir sıkıntı yok ise, bakın çeneyi bastığınız zaman ucucaysa, yani anahtar kilit gibidir üst çene, alt çene. Evet. Burada bir problem yoksa demek ki buradaki problem çenenin alt kontur kısımlarındadır. Buraları implantla düzeltebilirsiniz. Eğer çenede basışla ilgili problem varsa, ısırım problemi varsa o zaman bu da yetmez. Bu defa ortognatik cerrahi dediğimiz çene kemikleriyle ilgili problemi düzeltmek gerekiyor. Yani çeneleri ya üst çeneyi geriye alacaksınız ya öne alacaksınız. Alt çene çok uzunsa geriye alacaksınız, çok gerideyse öne alacaksınız. Bu çok defa ağrılı işlemler değil mi bunlar? Aslında ağrılı işlemler değil. Yani bu noktada hani bunlar ciddi yüz deformitesi olan kişiler. Çok ciddi anlamda yüzüyle ilgili gelişimsel problem olan kişiler. Bu tip ameliyatlar ağrılı işlemler değildir. Şimdi kemik ameliyatları ağrılı gibi düşünülebilir. Çünkü kemikler kesiliyor. Yani bir şekilde oraya vidalar konuyor. Fakat nihayetinde kemik oynamazsa eğer, yani ucu birbirine temas etmezse, temastan kastım yani siz kemiği kestiniz, daha sonra onu plakladınız ve o kemik artık oynamıyor, ağrı yapmaz. Eğer birbirine sürtünürse ağrı yapar. Yoksa burun ameliyatı oluyor insanlar, burun ameliyatında hep kemiklerle oynuyoruz yani. Hiç burun ameliyatında ağrılı olan birini hiç ben duymadım. Yani siz de ameliyat oldu mesela burundan, hiç ağrı oldu mu? Hayır, olmadı. Çene için de aynı şey geçerli, ağrılı işlemler değildir. Nihayetinde hani çene ucuna,
çene köşesine implant konulabiliyor eğer ısırım problemi yoksa. Bunun dışında elmacık kemiği bazı insanlarda geride olabiliyor. Yani bu da bakın yine 3 boyutlu görüntüde derinlik planındaki gerilik. Mesela üst çenedeki ileride olma meselesini siz geriye alabilirsiniz. Ya da gerideyse bunu öne alabilirsiniz. Ama bu sadece üst çenenin bir bölüştük kısmını öne alır. Ama elmacık kemiğini öne almaz. Elmacık kemiğini öne almıyorsa bu noktada yapılabilecek birkaç çözüm var. Bunlardan bir tanesi bu bölgeye dolgu uygulamak, yağ enjeksiyonları yapmak. Bakın ki bunlar basamak tedavisidir. Basit problemse dolgu yapabilirsiniz. Biraz daha ileri problemse yağ koyabilirsiniz. Çok daha ciddi bir problemse bu defa yağ da yetmez. O noktada işte implant koymak zorundasınız. Elmacık kemiği implantı koymak zorundasınız. Bunu yaptığınız zaman asıl tedaviye ulaşmış olursunuz. Tabii bunların belli testleri var. Yani bunlar böyle kafadan yapılan işlemler değil. Ya da ben işte gidip çeneme işte ya da elmacık kemiğe protez koydurayım diye gidilmiyor. Gerçi hasta bununla ilgili problemi gerçekten araştırmış oluyor, biliyor ama nihayetinde bize geldiğinde biz bunun çeşitli ölçümlerini yapıyoruz. Matematiksel olarak, radyolojik olarak ve bunlar belli klasmanlarda değerlendirildikten sonra sefrometrik analiz diyoruz biz buna. Bu analizin sonucuna göre bu kişiye bir implant kararı alabiliyoruz. Bu implantı mesela elmacık kemiklerine yaptığınız zaman kişi gerçekten çok daha hoş bir görüntüye geliyor. Mesela sizin örnek olarak gösterecek olursam elmacık kemikleriniz mesela ne kadar güzel olması gerektiği gibi. Çok ama ya. Ama çok ben güzel. Ben de daha zayıf olmasını isterdim. Pek çok kişinin arzu ettiği, istediği hani elma yanaklı derler ya, ya da yani renk i̇şte olarak evet, demeyeyim de. İşte ekranda böyle bak tombul tombul çıkıyor. Ben de mesela işte geçen sefer programda da söylemiştim. Kilo aldığım anda yüzümden alırım. Evet. Kilo verdiğim anda yüzümden gider ya. O yüzden mesela benim doktorum, plastik cerrahım Osman der ki sakın kilo verme. Hep bu halini koru. Çünkü yüzün çok güzel oluyor dolgun, hani buraların çok güzel oluyor falan. Kilo verdiğim zaman mesela çok kızar bana. Hemen bişektomi yapmış gibi olurum. Böyle yanaklar gider, hemen surat çöker. Suratının diyor çökmesini ve yaşlı görünmek istemiyorsan bu kiloyu koruyacaksın der. Yani o yüzden bu topçuklar olsun der. Ben de mesela bunları sevmem. Şimdi tam tersine bu aslında size çok büyük bir güzellik veriyor. Yani i̇şte, yüzünüzün güzelliğindeki en önemli katkı aslında. Şimdi yüz dediğimiz zaman tamam boyun, alt yüz okey, kaşlar okey ama orta yüz aslında yüzün gerçek kısmı burasıdır yani. Aynen. Yani orta yüz kısmındaki bu problemleri çözebilmek için biz pek çok kişiye endoskopik orta yüz germe yapıyoruz. Endoskopik orta yüz germe nasıl bir şey? O endoskopik orta yüz germe direkt olarak saçın içinden girilerek endoskop vasıtasıyla, kameralar vasıtasıyla orta yüzü alttaki kemik dokusundan kaldırıp yukarı doğru kaldırma işlemi. Ki hani bu arzu edilen görüntüye ulaşmak için hakikaten saatlerce uğraşıyoruz. Evet. Ve bu işlem esnasında hatta bişektomi dediğimiz, şimdi halk arasında herkes buralarındaki yağ yastıkçılarını aldırıyorlar ya. Evet. O yağ yastıkçılarını biz aslında atmıyoruz. Onu da yukarıya asıyoruz. Allah yukarıya astığımızda bakın ne oldu? Otolog bir protez oldu aslında, değil mi? Otolog yani kendi vücudunuzdan protez, yani yağ dokusunu, ki damarlı bir yağ dokusu bu. Bunu götürdünüz, oraya astınız, orada bir volüm etkisi oluşturdunuz. Yani yağ koymadan kendi vücudunuzda normalde atılacak, belki de buralar çukurlaşsın isteyen bir kişiyi hem burasını çukurlaştırmış oluyor aldığınızda, bunu yukarı taşıdığınız zaman elmacık kemiklerini de çıkartmış oluyorsunuz. Bakın yani çok farklı teknikler, çok farklı yöntemler. O yüzden plastik cerrahi gerçekten bir sanat ve hekimden hekime de tedavi seçenekleri ya da tercihleri değişebiliyor. Tam bir sanat yani. Evet. Ki hekim eğer bu konuya çok hakimse, yüzle çok uğraşıyorsa doğru kararı alır ve hastasını da mutlu eder. Ki bu tip uygulamalar hakikaten hastaları inanılmaz derecede değiştiren, gerçekten gerçek ve kalıcı çözümler diyebilirim. Tabii doğru karar vermek çok önemli. Yani diyelim ki siz dolgu da yaptıracaksanız, yağ da koyduracaksanız ya da implant ya da orta yüz cerrahisi de yaptıracaksanız mutlaka ama mutlaka bir plastik cerrahe başvurmalısınız. Tabii ki. Bakın bu dolgu deyip geçmeyin. Yani bugün dolgu böyle hani sular seller gibi her yerde yapılıyor. Oysa ki bunlar aslında belki de istenmeyen, güzel olmayan ya da hastaları tam olarak memnun etmeyen uygulamalar. Ama bunu bir plastik cerraha gelip başvursanız, plastik cerrah size yerine göre hem dolgu yapabilir gerekirse, gerekirse dolgu yetmeyecek deyip size yağ enjeksiyonu yahut orta yüz germe, belki implant koyarak
asıl probleminizi temelden ve kalıcı bir şekilde çözebilir. Bu nedenle doğru uygulama yapılması gerekiyor. Dediğim gibi yüzde kullandığımız implantlar bunun dışında mesela burna da implant konulabiliyor. Mesela buruna kıkırdak koyabiliyoruz ya. Bunun dışında buruna da yine implant dediğimiz protezler konulabiliyor. Ama burunda tabii çok tercih etmiyoruz doğrusunu isterseniz. Eskiden çok daha fazla tercih ediliyordu. Özellikle Orta Asya ya da Uzak Doğulu hastalara ya da etnik noz dediğimiz bilek yani siyahi hastalara, Afro-Amerikan tip burunlar ki bunların burunları basıktır. Kemiksiz. Evet, bu tip hastaları ama burunda çok tercih etmiyoruz. Çünkü burun dokusu bunu yeteri düzeyde kapatamazsa bir süre sonra bunlar ekspoze dediğimiz dışarı çıkabiliyor. Ama çenede, elmacık kemiklerinde böyle bir şey söz konusu değil. Yine kulak için kulağı olmayan ki bu doğuştan olan mikroşi dediğimiz bir problemdir. Kulak içinde eğer kıkırdakla bir yapı oluşturamazsanız, oluşturmayı düşünmüyorsanız oraya da implant kullanmak mümkün olabiliyor. Yani yüzde dediğim gibi çene ucuna, çene köşelerine ya da en blok boydan boya elmacık kemiklerine, burna, kulaklara implant koymak mümkün ve bu şekilde de implant dediğimiz yani protezden bahsediyorum. Hani implantın ya diş implantı olarak algılanmasın sadece. Evet. Her protez aynı zamanda bir implanttır ama tabii dışarıdan kullanılan bir malzemeden bahsediyorum. Peki dudak? Dudağa da implant konulabiliyor. Evet, dudak için de yapılabiliyor. Dudak için de özellikle dudaklarını çok dolgun, kalın isteyen bir kişi için bunu dolguyla ya da yağla ya da dermofet dediğimiz hem deriden hem yağdan aldığınız böyle strip şeklinde, böyle bant şeklinde bir dokuyla kalınlaşmak istemiyorsanız oralar için de üretilmiş özel silikon implantlar vardır. Fakat, ama artık yapılmıyor diye duydum. Evet, ben de yani yapmaktan yana değilim. Çok çıkarttım ama yapmadım doğrusunu isterseniz. Çünkü ben dudakta özellikle doğallığı çok önemsiyorum. Ama dolgular dudakta tabii ki zaten güzel sonuç veriyor. Ya da yağ enjeksiyonuyla zaten güzel sonuçlar alabiliyoruz. Ama yağ enjeksiyonu tabii dudakta çok kalıcı olamayabiliyor. O yüzden dudakta yağ enjeksiyonu düşünen bir kişi varsa mutlaka 2-3 seansı göze almalıdır. Yani dudak enteresan. Dudakta dolgu için aynı şey geçerli aslında. Tabii dudakta özellikle filtrum dediğimiz bu dudağın üst konturundan bahsediyor. Bu konturu olması gerektiği gibi ise kişi biraz daha atraktif, biraz daha çekici bir dudak istiyorsa az miktarda olguyla zaten güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Ama bu hastanın zaten öncesi de güzel oluyor. Ama dudak gerçekten çok ince ise, çok hani incecik dokusu çok çok azsa bu tip hastalarda öyle yarım tüplerle, bir tüp dolgularla olmuyor. Yani gerçekten iyi bir dudağa sahip olmak için belki 2-3 seans yaptırmak gerekiyor. Bu yağ enjeksiyonu için de geçerli. Bu tip aşırı problem olan hastalar için de yine dudak silikonları kullanılabilir. Yine dudakta lip lift dediğimiz özellikle günümüzde çok popüler biliyorsunuz yüzle ilgili. Özellikle bıyık mesafesi uzun olan kişilerde dudağın üst kısmından bir doku çıkarıyorsunuz. Ben bunu böyle bir şey gibi, boynuz gibi diyorum. Yani böyle bir boynuzumsu bir doku gibi çıkartıyorsunuz. Ve bunu yaptığınız zaman aslında dudak mesafesi kısalmakla beraber bu dudak da biraz dışa doğru dönüyor. Dışa doğru dönmekle beraber hem üst diş gülümsediği zaman daha güzel gözüküyor. Hani gülümsediğinizde uzun dudaklı olan kişilerin dişleri gözükmez. Ama dudak kısalınca otomatik olarak gülümsediği zaman daha böyle hoş görünen ya da dudakları da çok daha iyi bir şekilde alır. Hem dudağın bu mukozal kısmı, yani ruj sürülen kısımdan bahsediyorum. O kısım biraz daha çevrilmiş, dönmüş olur dışarıya doğru. Bu da çok daha iyi bir görüntü verir. Bu tip hastada hem bunu yapıp eğer dudak da uzunsa beraberinde implant koyabilirsiniz ya da dolgu ya da yağ enjeksiyonları gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi bu tip uygulamaların hepsi için gerek vücutta gerek yüzle ilgili mutlaka bir plastik cerraha başvurmak gerekiyor. O plastik cerrah sizi doğru bir şekilde yönlendirecek ve sizin için ne olması gerekiyor ne olmaması gerekiyor ya size net olarak verecektir. Peki bu mesela meme protezlerinde damla silikon diye bir şey vardı vakti zamanında. Evet. Böyle koltuk altından mı giriyorlardı? Böyle bir sıvı mı enjekte ediyorlardı? Onunla alakalı bilgi alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi protezlerde özellikle meme tabii en sık yapılan şey. Yani bu kadar protezden bahsettik. Bakın yüzle ilgili, vücutla ilgili.
Protez deyince en çok akla gelen meme silikonları zaten. Meme silikonlarında %99 jel protezler tercih ediliyor. Çünkü jel protezler normal meme kıvamındadır. Bir dönem içi suyla doldurulabilen salin dediğimiz protezler de üretildi. Bunları daha ziyade aksiller bölge dediğimiz koltuk altından yerleştiriyorduk. Ki koltuk altından yerleştirme hala yapıyoruz. Hala isteyen hastaları yaptığımız bir işlem. Jel protezler tabii daha dokunulduğu zaman meme kıvamında olduğu için çok daha iyi sonuçlar veriyor. Göğsün altından girme sebebimiz özellikle problematik memelerde ya da sorun yaşama ihtimali daha az olduğu için. Çünkü daha simetrik yapabiliyorsunuz. Daha memenin alt kıvrımını daha kontrollü bir şekilde açabiliyorsunuz. Erken ya da geç dönem komplikasyonlarınızı daha rahat çözebiliyorsunuz. Koltuk altı uygulamaları yine sık yaptığımız. Hatta geçen hafta bir erkek hastaya yaptım koltuk altından ki o erkek hastaya yapma sebebim kadın gibi memesini büyütmek istediği için değil, kas gibi görünmesini istediği için. Mesela erkekte tabii ki isterseniz buradan açamazsınız çünkü o zaman görünür. Yani amacımız yani sonuçta koltuk altına yapmalısınız ki belli olmasın. Nihayetinde koltuk altından da yaptığımız bir şey. Bunu da yine kas altı uygulamayla gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında o damla protezle yuvarlak protez dediğiniz noktada şimdi damla protezler bundan özellikle bir 10 yıl önce çok popülerdi. Pek çok hasta hani ben yuvarlak istemiyorum, ben damla istiyorum. Çünkü yuvarlak protezler böyle top gibi, top koymuş gibi yerleşeceğini düşünüyorlardı. Aslında bu bir miktar doğru ama %90 da doğru değil. Normalde yuvarlak protezler aslında top gibi durmaz. Fakat eskiden kapsül dediğimiz sertleşme problemi sık karşılaşılırdı. Bu tip hastalardaki yuvarlak proteze bağlı olduğunu düşünüyordu. Halbuki kapsül olduktan sonra yuvarlak da olsa, damla da olsa hiçbir şekilde fark etmez. O sertlik onu zaten böyle top gibi bir hale getirir. Kapsül tabii ayrı bir konu, ayrı bir konuda anlatabilirim. Damla protezlerin şöyle bir problemi oldu bu 10 yıllık deneme veya kullanma dönemimizde. Şimdi damla koyduğumuz hastalarda tamam daha doğal bir görüntü elde ediyoruz. Fakat buradaki en büyük sıkıntı o protezin belli bir zaman sonra dönebilme ihtimali. Şimdi döndüğünde protez diyelim ki içeride serbest duruyor sonuçta. Siz onu masajla ya da dokunduğunuzda ya da sert bir hareketle o protezin bir miktar döndüğünde hasta diyor ki protezim kaydı. Aslında protez kaymaz. Çünkü koyduğunuz yerde kalır ama damla protezin o asimetrik görüntüsü yer değiştirdiğinde sanki memenin formu değişmiş gibi oluyor. Çok tehlikeli. Bu nedenle de bu kaç hastada bir oluyor? 200 hastada, 300 hastada bir oluyor. Ama 200-300 hastada bir olduğunda da hasta bunu tabii çok ciddi bir şikayet haline getiriyor. Ama yuvarlak protezler zaten simetrik. Simetrik olduğu için öyle bir problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. O yüzden günümüzde artık hani damla protez kullanımı oranı o kadar düştü ki. Yani ben bundan diyelim ki 10 yıl önceki pratiğimde %80, %70 damla kullanırken şu andaki damla kullanma oranım %3'lerde, %5'lerde daha fazla değildir. Gereken hastaya yapıyorum. Gerekmeyen hastaya zaten önermiyorum. Bunlar da tabii ki yine belli kriterler içerisinde yapılıyor. Yani kime yapılması lazım, kime yapılmaması lazım? Bunun için mutlaka geldiğiniz zaman biz zaten sizi doğru bir şekilde yönlendireceğiz. Demektir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sağlık vakti devam ediyor efendim.